otomotivin dışında sektörel olarak tarım alanında da, tarım ve hayvancılık alanında da bulunmak istediğimiz dönemde yönetim olarak karar verdik. Yeni Karaağaç'ın üstüne Taşpınar köyünde yaklaşık 42.500 metrekarede burada yapılanma kararı aldık. Özellikle küçükbaş hayvancılık sektöründe bir eksiklik olduğunu gördük ve bu konuda yatırım yapmaya karar aldık 2014 yılında. 9. ayda Tarımsal Kalkınma Kurumu'yla desteğiyle bu tesisi kurduk. 6.000 metrekare kapalı alandayız. Yaklaşık 500 hayvanla, damızlık hayvanla başladık. Tesisimiz şu an için işte daha yeni oturma safhasında, hocamızdan aldığımız destekle de sistemi kurmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en modern tesisini kurmaya çalıştık. Hatta Avrupa'da da çok iddialı tesisler arasında ızgaralı sistem, otomotiv kültürüyle birleştirerek az insan çok iş mantığını güderek özel bir proje geliştirmeye çalıştık burada. Özel bir proje geliştirildi. Bu tabii tesisin görünen kısmı, bir de sizin henüz gezmediğiniz aşağıda gübrelerin döküldüğü, sıyırma sisteminin yapıldığı, yaklaşım tünellerinin olduğu bir bölge var. Diğerlerinden bizi ayıran bölge de o. Yani gördüğünüz gibi altlıklar ızgaralı sistem. Hayvanın pisliğiyle hiçbir şekilde temas olmuyor. Hayvan refah içerisinde yaşadığı gibi işçilik olayı da ortadan kalkmış oluyor. Hem alta serilen malzeme, sapsaman dediğimiz malzemeden tasarruf sağlanıyor. Hem de hayvan refah için çok önemli bir yol kat edildi. Örnek bir proje oldu diyebiliriz. Bunun araştırmasını yaklaşık 5 yıldır yapıyorduk. Büyükbaş hayvancılık mı, süt sığırcılığı mı yoksa küçükbaş? Küçükbaşta çok ciddi anlamda Atatürk döneminden beri belki, öyle değil mi hocam? Evet, evet. Çok ciddi eksiklik vardı. Biz bu eksikliği gördük. Biraz da kendimize sosyal sorumluluk projesi olarak algılayarak bu konuda biraz geliştirilmesi, kaybolan ırkın, Karacabey merinos dediğimiz kaybolan ırkın tekrar çoğaltılarak halkın eline dağıtılması ve daha verimli bir ırk tekrar piyasaya çıkması için elimizden geleni yapacağız. Özellikle yapılanma, inşaat, yani sanayicilerin bu işe girmesi ve özellikle inşaat şirketinin bu işe girmesiyle farklı bir konsept oluşturuldu. Hayvan sağlığı açısından, hayvan refahı açısından çok ileri bir düzeyde. Dolayısıyla da burada elde edilecek ürünler de ve yetiştirilecek damızlıklar da oldukça kaliteli olacak. Böylece bölgenin ve Türkiye'nin ihtiyacı olan damızlık ihtiyacı, özellikle de kuzu yetiştiriciliği, kuzu eti yetiştiriciliği. Son yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de kuzu eti önemli bir yere açığımız var. Daha doğrusu kırmızı et açığında. Bunu doldurmak açısından da Türkiye'de koyun ve kuzu önemli bir yeri tutuyor. Bu bakımdan bu tesislere merinos ırkı, özellikle besi performansı, etçilik özellikleri ve bir batımdaki yavru sayısı bakımından diğer yerli ırklarımızdan üstün olan merinos ırkını getirilerek yetiştirildi. Aynı hem burada kuzu eti üretimi yapılacak hem de damızlık üretimiyle bölgenin, ülkenin damızlık ihtiyacını da karşılanmaya çalışılacak. Yıllardır ihmal edilen küçükbaş, özellikle koyun yetiştiriciliği son yıllarda teşviklerle ileriye götürülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu da meyvelerini vermeye başladı. Özellikle dediğim gibi Türkiye'de kırmızı et ihtiyacının karşılanması, sadece sığırlardan değil küçük başlardan, özellikle de koyunlardan karşılanması halkın beslenme açısından önemli bir yer tutuyor.
Tabii sağlıklı bir şekilde. Burada da gerçekten gerek hayvan refahı açısından gerek yemleme ve diğer herhangi bir organik hayvancılığa dönük diyelim. Yani en uygun hayvan koyun ve bunu da değerlendirip halkımızın kaliteli bir şekilde beslenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve örnektir bölgede. Dolayısıyla bunun da diğer yetiştiriciler örnek olacağını düşünüyoruz. Burası aynı zamanda bir araştırma, yani Ümit Beylerin gerçekten cansiperane bu şeye gönül vermesi ve araştırmaya ve geliştirmeye önem vermesiyle öyle zannediyorum ki ileriki yıllarda, daha şu anda kuruluş aşamasında bir oturtma şeyindeyiz. Ondan sonra burası bir araştırma merkezi gibi olacak. Çeşitli ırkların, çeşitli besi kuzularının olabileceği bir yer olacak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların istekleri doğrultusunda. Özellikle Uludağ Üniversitesi ile oradaki veteriner hekim arkadaşlarım, yetişen arkadaşlardan da destek alarak, hatta onların eğitimine de burada katkıda bulunarak projelerimiz var. Daha çok yolun başındayız. Evet. Zaman içerisinde mutlaka daha iyi işler yapmak için elimizden geleni yapacağız. Evet, az önce gördüğümüz hayvan mekanının bulunduğu yerin tam altındayız şu anda. Şu anda ızgaralı sistemin altındayız. Burada hayvanların gübresinin biriktiği ve tabii burada biriken gübre de temiz ve başka hiç herhangi bir madde olmadığı için de bağ bahçe ve seracılıkta kullanılmaya uygun organik bir gübre oluyor. Dolayısıyla da tarıma kazandırılmış oluyor. Burası dolduğu zaman belli bir aralıkları, bir senede bir, iki yılda bir temizlenip elde edilen gübre de yine tarımın hizmetine sunulacak. Bursa İlidamız'da koyun keçi yetiştireceği bile AİZ'in yönetim kurulu başkanı Yıldırım Orhan. Dostumuzun çiftliğine geldik, üyemizin. Son derece güzel, müstikamil bir çiftlik, örnek bir çiftlik. Öncelikle ülkemize, Türk hayvancılığına ve ilimize ve bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hakikaten gıpta edilecek bir tesis. İnşallah ileride sayıları çoğalır. Bizim üyelerimizin büyük bir kısmı buna benzer işletmelere dönerler. Hayvanın bütün ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış. Tabii bizim tam gönlümüzdeki şeyleri yansıtmayabiliyor ama güzel bir tesis. Bu tip tesislerin kuruluş amacının bizim kanaatimiz ana damızlıkçı işletmeler olarak yapılması lazım. Yani öncelikle Bursa'mızın ama bütün ülkenin damızlık, koç ve koyun ihtiyacını sağlanabileceği lokomotif tesisler olarak düşünmesi lazım. Benim kanaatim o. Yani burada zaten danışmanda bir profesör doktor zooteknisi hocamız, onların da yönlendirmesiyle ülke hayvancılığa büyük hizmet verebilecek. İleride damızlık, koç, koyun satabildiği gibi belki yurt dışına, bu şu anda belki çok iddialı gibi görünüyor ama değil, yurt dışına da damızlık, koç, damızlık, embriyo ve sperma satabilecek nitelikte bir tesis. Ama tabii bunun sırf tesis değil, tesis içinde zenginleştirmesi lazım. O da zamanla olabilecek bir şey. İnşallah güzel sonuçlar alınacağını düşünüyorum. Bursa esasında bu alanda çok zengin imkanlara sahip bir ilimiz değil maalesef. Yani Bursa'mız özellikle mera alanlarının darlığı bizim için büyük bir dezavantaj. İşte biz bunu ta baştan beri söylüyoruz ama maalesef bu konuya çok dikkat çekmek istememize rağmen, çeşitli projeler hazırlamamıza rağmen bunlar hayatiyete geçirilemedi. Bursa'da koyun ve keçi yetiştiricilerin damızlığa yönelmesi lazım. Yani sırf Bursa'daki ırklar değil, belki Türkiye'de damızlık koç almak isteyenler, damızlık koyun almak isteyenler istedikleri kalitede koçu, istedikleri kalitede koyunu, gene istedikleri kalitede tekeyi ve keçiyi Bursa'da bulabilmeleri lazım. Yani Bursa'nın damızlık satabilmesi lazım ki
karlılığı istediğimiz ölçüde yaşayalım. Yoksa bizim meralarımız aşağı yukarı kalmadı gibi. Mera sezonumuzda yağış nedeniyle oldukça sıkıntılı. Eğer böyle yapabilirsek, yalnız Bursa'nın kültür olarak altyapısı buna çok uygun. Bunu bu şekilde değerlendirebilsek fevkalade güzel. Bu sırf Bursa'ya değil, bütün ülkeye damızlık koç koyun satabilecek. Gene çok iddialı gibi görünüyor ama çalışırsak yapılabilecek bir şey, çeşitli ülkelere embriyo ve sperma satabilecek bir konuma gelebiliriz.